الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيعنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. الآية، صدق الله العظيم. وبلغنا رسولنا النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاكرين الشاهدين بقلب سليم. Çok aziz ve pek muhterem Müslümanlar. Geçen dersimizde Allahu Zülcelal vel Kemal Hazretlerinin bahşettiği manevi nimetlerin başında İslam nimeti gelir dedik. Yani biz kullarına alemlerin yüce Rabbi İslam nimetini bahşetmiştir. Bununla hem dünya ve hem de ahiret saadetini bize lütfedecektir inşallahü teala. Muhterem Müslümanlar, münasebet aldıkça derslerimizde şunu ifade ediyoruz: din duygusu Hazreti Adem'le doğan, 124 bin enbiya ve beşeriyetle devam ede gelen, bugünün ve sabahı haşre kadar beşeriyetin en asil duygusudur ve bütün asil duyguların da başıdır, evvelidir, aftalıdır. Şunu söylemek gerekir: herhangi bir toplum, herhangi bir millet, herhangi bir cemaat din duygusundan mahrum olursa, din duygusundan uzaklaşırsa, herhangi bir nesle ve gençliğe din duygusu verilmezse, o millet, o toplum, o cemaat, o gençlik korkunç badirelere sürüklenir ve insanoğlu gönlü din duygusuyla aydınlanmazsa canavarlaşır, korkunç kötülükleri irtikab eder hale gelir. Ve esefle, üzülerek söyleyeyim, son 80 yıl içerisinde cennet vatan Türkiye'mizin keder verici hale gelişi, evliya ve enbiya yurdu olduğu halde eşkıya yurdu haline yönelmesi ve dönmesi, memleket evladına din abu hayatının vaktinde ve zamanında doya doya içirilmemesinden, memleket evladı dini ve İslami yönüyle yetiştirilmemesindendir. Öyle olunca muhterem Müslümanlar, hakikaten bu necip milletin mürşitlere şiddetle ihtiyacı var. Manevi sahiplere, ilim adamlarına, irşat ehline, doyurucu vaizlara şiddetle ihtiyacı var. Hani her dersimizde söylüyoruz, ağaçlar ve nebatat ayağından sulanır, insanoğlu ise kulağından sulanır. Eğer bugünün Türkiye'sinde Konya'mızın bir fevkaladeliği varsa ki var elhamdülillahi teala, evet muhterem ümmiler, Konya'mızın bugünün Türkiye'sinde fevkaladeliği var elhamdülillahi teala.
Onun için biz derslerimizde pervasızca ve rahatı kalbiye ile Konya gibi Türkiye diyoruz. Tamam mı? Konya gibi Türkiye istiyoruz inşallahü teala. Bugün Konya'nın rengi biraz daha değişik. Biraz daha değişik bir cuma herhalde inşallah. Evet. Yüce Rabbimiz bu necip milletin elinden tut. Rahmetin ve lütfunla alnından öp bu milletin. Tarihteki izzet ve satvetine bu milleti iade et. Mahrum olduğumuz ilahi ve rabbani ve arşi duygularla memleket evladını hidayet ve tevfikinle mücehhez kıl Allah'ım diyoruz. Muhterem Müslümanlar, İslam kelimesi teslimiyetten, müsalemetten ve ıstılahda Allah'ın dini, İslam dini, Allah'ın dini. İnneddine indallahil İslam. Allah nezdinde din İslam dinidir. Bunun dışında geçen dersimde mukaddime yapmıştım. Beşeri dinler veya vakti ve zamanı geçmiş İslam'la tarihe bırakılmış dinler. İsevi dini, Musevi dini ve hakeza ve hakeza. Muhterem Müslümanlar, İslam ve Kur'an gelince artık, yani Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin getirdiği nizam kainatı nuruyla aydınlatmaya başlayınca o bir dinler tarihe bırakılmıştır. Ve Kur'an-ı Kerim'de Cenab-ı Halik-i Zülcelal millete ebikum İbrahim huve semmakumul müslimine min kablu ve fi hâzâ. Sizin milletçe babanız İbrahim'dir. Hazreti İbrahim aleyhisselam Peygamber Efendimizin babasıdır biliyorsunuz. Hazreti İbrahim neslindendir. Atamız Hazreti Adem, babamız kim? Hazreti İbrahim. Peygamber Efendimiz, liderimiz, mürşidimiz kim? Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem. Huve semmakumul müslimin. Hazreti İbrahim İslam dinini getiren, İslam dininde Peygamber Efendimizin babası ve İslam milletinin babası olarak size Müslüman deniliyor. İslam ismini, Müslüman ismini, Müslüm ismini size İbrahim tesmiye etti. Muhterem Müslümanlar, bu bakımdan biz Müslüman olmanın şerefiyle yaşıyoruz elhamdülillahi teala. Evet. Allah nezdinde din İslam'dır. Buna Kur'an-ı Kerim'den bazı ayet-i celilelerle tekrar ışık tutuyoruz muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Halik-i Zülcelal Hazretleri buyuruyorlar. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْاِسْلَامِ د۪ينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Herhangi bir kimse İslam'ın dışında bir yol tutarsa, Kapı Camii'nin muhterem cemaati, ama şu, ama bu, ama diğeri, hangisi olursa olsun, herhangi bir kimse İslam'ın dışında bir yol tutar, bir din edinmek isterse, bir meslek edinmek isterse, felen yukbele min, sureti kat'iyyede o kimseden bu hal, bu din, bu inanç mahşerde Cenab-ı Hak tarafından kabul edilmeyecektir. Ve huve fil ahireti minel hasirin, ahirette zarar ve ziyan eden hasiriğinden olacaktır o kimse. Muhterem Müslümanlar, biz Hazreti Halilur Rahman'ın ve Cenab-ı Muhammed Mustafa'nın getirdiği nizama bağlıyız ve kıyamet sabahına kadar Müslümanız elhamdülillah teala. Çünkü sarahat var, açıklık var. Allah Kur'an'ında İslam'ın dışında bir inanç ve yolu, kat'iyetle bir dini ve sistemi kabul etmeyecektir. Tamam mı? Merak etme, sen de inancınla haşrolunacaksın. Ona diyorum. Müslümanlar, hani kendine göre birçok şeyler söylüyor ya, hatta Müslümanlara tepeden bakıyor ya, Müslümanların işini karıştırmak istiyor, Müslümanların arasına fitne sokmak istiyor ya, teselli ediyorum onu. Sen merak etme, Allah'ın huzuruna inandığınla geleceksin. Ama bu necip millete
müdahale hakkın yok. Evet. Tarihlerden beri 1417 yıldır bu necip millet İslam'a bağlanmıştır. Muhterem Müslümanlar, asıl saadet neşesi Emeviler devri ta Endülüslere, okyanusların sahillerine kadar, Abbasiler devri Kazakistanlara kadar, Türkistanlara, Tacikistanlara kadar, Orta Asya'nın ortalarına, göbeğine kadar, tamam mı? Bukharalara, Semerkantlere, efendim Belhlere kadar uzanmıştır. Sonra bundan 900 küsur sene evvel, her zaman söylüyoruz, 26 Ağustos 1071 Malazgirt'ten atlayarak Türkiye'ye Anadolu Selçukluları, muhterem Müslümanlar. Evet, Konya'mız bu tarihin göbeğidir. Merkez şehridir Müslümanlar, biliyorsunuz değil mi? Anadolu Selçuklularının Konya'mız merkez şehridir. Asumetüs Selçukiye, Osmanlı tabiriyle. Evet, Konya'mızda serpiştirilmiş, İplikçi Camii'nden başlayınız, Alaaddin Camii'nden başlayınız. Tabii Kapı Camii ve Sultan Selimler, Aziziyeler Osmanlı devrinin eserleridir, biliyorsunuz. Fakat Konya'mız Selçuklu eserleriyle doludur. O gün bugün 1000 yıldır Konya'mız İslam'ın nuru ve neşesiyle parıl parıl elhamdülillah etala. Ya. Onun için ne demişler ecdadımız? Gez dünyayı, gör Konya'yı. Ya. Gez dünyayı, gör Konya'yı. Muhterem Müslümanlar, Konya sokak ve caddelerini daha da acayip görmek, daha da temiz görmek istiyoruz. Ya, ya. Yani temiz görmek istiyoruz dediğim, ahlakla, edeple, iffetle, haya ile, iman duygusuyla, aşk gümbürdüsüyle parıl parıl Konya caddeleri görmek istiyoruz. Ya, o zavallı yavrucuklar, aldatılmış yavrular ya, caddelerde, Çanakkale'de cihad etmiş, İstiklal Harbi'nde göğsünden yara almış, Moskova karşı yumruğunu beynine indirmek suretiyle Ermeni'ye haddini bildirmiş, Fransızını, İtalyanlı, falanlı falanlı, Yunanlısını terbiyeye tabi tutmuş, dedesinin karşısında cadde kenarında sevişerek, öpüşerek, kucaklaşarak giden gençliğe Cenab-ı Hakk'ın edep lütfetmesini Rabbimizden niyaz ediyoruz inşallah. İyi olacağına kaniyim. Müminler, Allah'ın öz kulları, has kulları, her şeyin daha iyi olacağına kaniyim inşallah. Ya. Evet. Bu enbiya yurdunun, bu şüheda burcunun, bu cennet vatanın, Trakya'dan Hakkari'ye, Kars'tan Muğla'ya, evet muhterem Müslümanlar, buram buram iman ve aşk tüten cennet vatan olacağına inanıyorum inşallahü teala. Hem de şimdi dostlarıma bu ilahiyi, bu iki beyti okuyorum. Canan elinin bahçesinin bağı göründü, dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyorum muhterem müminler, Konyalılar. Efendim, Canan elinin bahçesinin bağı göründü, dost ikliminin lalesinin dağı göründü diyorum inşallahü teala. İnşallah. Muhterem Müslümanlar, yine Kur'an-ı Kerim'e beraber bakıyoruz, Allah'ın kitabı kerimine. İslam için ayetler okuyoruz bugün inşallahü teala. Cenab-ı Halik-i Zülcelal'imiz buyuruyorlar. Hem de nasıl, nerede biliyor musunuz? Peygamber Efendimiz veda haccında, Allah'ın Resulü veda haccında 124 bin sahabesi etrafında, Mescid-i İbrahim'de namazını cem-i takdimle öğleyi ikindiyi beraber kıldırdıktan sonra Peygamber Efendimiz, biliyorsunuz Arafat'ta cem-i takdim, Müzdelife'de cem-i tehir yapıyoruz. Arafat'ta bir ezan iki ikametle evvela öğlenin farzı, sonra ikindinin farzı kılınıyor. Müzdelife'de bir ezan bir ikametle. Bak kafamda iyi kalsın Müslüman kardeşim. Müzdelife'de bir ezan ve bir ikametle evvela akşamın farzı, sonra ikamet etmeden yatsının farzı kılınıyor. Niçin?
Haccın meşgalesi var çünkü. Haccın kendine göre tatbik edilecek birçok ahkamı var. Allah'ın yüce Resulü beşeriyete rahmet olan İslam'ı getirmiştir ya. Kolaylıklar alemindeyiz elhamdülillah. Kolaylıklar alemindeyiz Müslümanlar. İnneddine yusrun. Sahih hadis. Bana 1950'de Diyanet İşleri Başkanlığı Müşavere Kurulu'nda vaazlık için imtihana girdiğimde bu hadis-i şerif sorulmuştu. Yani aşağı yukarı bundan 46 sene evvel, muhterem Müslümanlar, 47. seneye girdik. Müşavere Kurulu'nda inneddine yusrun ve len yuşaddeddine ahadun illa galebehu feseddidu ve qaribu ve ebşiru وَاَسْتَعِينُوا بِالْرَوْحَةِ وَالْغُدْوَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ Ya Rabbi, hadis-i şerif, aman ne kadar tatlı Müslümanlar, isterseniz mana vereyim bakınız. اِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, din yani İslam kolaylıktır, kolaylıktır, kolaylıktır. Müminler, Allah'ın kulları, İslam kolaylık dinidir. Masiyete kaçmamak şartıyla. Müslümanlar, bunu beyninize çelik çiviyle perçinliyorum. Din kolaylıktır der de laubalilik ve gaflete yönelirsek ebedi husrana gömülür gideriz, bak size söyleyeyim. Din kolaylıktır masiyet ve günaha kaçmamak şartıyla. Hazreti Ayşe validemiz, Hazreti Ayşe validemiz Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinden bahsederken, Allah Resulü'nün yaşantısından bahsederken buyururlar ki, Peygamber Efendimiz rahmetellil alemin olarak geldiği için daima kolaylığı tercih ederlerdi. Eğer bir iş masiyete yönelirse evvela kendisi, zat-ı Muhammedisi oradan uzaklaşırlardı diyor. Hazreti Ayşe validemizin mübarek tabiri bu. Evet. Din kolaylıktır. Sureti kat'iyede ve ma ceale aleykum fi dini min harac huveştebakum, Allah sizi seçti ve ma ceale aleykum fi dini min harac ve dinde de size kat'iyen zorluk getirmedi. Muhterem Müslümanlar, ben geçen dersimde size vaat etmiştim. Hadislerin Sure-i Bakara'sı olan Cibril hadisini okuyacaktım. İsterseniz böyle bir ayet celali var, fakat gelecek dersimizde okuruz kalan ayetleri. Mevlamızın lütfuna dayanarak, Fahri Kainat'ın nuruna gönül kapılarımızı açarak hadis-i şerifi okumaya başlayalım. Kaç dakikamız kaldıysa yetiştirebildiğimiz kadar. Cibril hadisi diyoruz. İslam'ın, imanın omurgası muhterem müminler. Hani insanda bir omurga var, Rabbimiz korusun. Aydın Menderes kardeşimiz için, Amerika'da Aydın Menderes kardeşimiz için şifalar niyaz ediyoruz Cenab-ı Hak'tan. Geçirdiği kazada omurga ve sinirler rahatsızlandığı için rahatsızlık çok ağır olmuştur. Ağır ağır Mevlamız lütfediyor, iyi haberler geliyor. Cuma'nın avizeleri altında birkaç bin cemaatimle dua ediyorum. Yüce Rabbim, İslam için mücadele ve cihat verenlere latif sıhhatler, daimi afiyetler, hayatı tayyibe ihsan buyur ya Rabbi diye. Eskisinden daha güzel güçler ve kuvvetlerle onları taltif et diye dua ediyorum muhterem Müslümanlar. Omurga, muhterem Müslümanlar, vücudun her şeyidir. Omurga arızalandı mı vücut cife olur, Allah korusun. Ya devinemez, sürünür. Omurga arıza aldı mı, doktorumuz, sıhhiyecimiz bunu bilir. Omurga arıza aldı mı vücut artık biter, tamam. Hayatın da tadı tuzu kalmaz. Onun için ben şöyle diyorum. Hatta biz Almanya'da Bremen Hafen diye bir limanlar, tersaneler ülkesine gitmiştik Almanya'ya konferanslara gittiğimde. Gemi yapılırken evvela omurgası konuyor muhterem emirler. Ondan sonrası kolay. Geminin evvela omurgası konuyor. Sonra üzeri çelik plakalarla kapatılıyor, motoru konuyor. O omurga olmazsa hiçbir şey olmaz. Ben şöyle diyorum.
Hadis-i şeriflerin İslam'ın omurgası, size okuyacağım bu hadis-i şerif. Yüce Rabbim bu hadis-i şerifin nurunu bize ve neslimize kıyamet sabahına kadar lütfetsin inşallah. Efendiler, hadis-i şerifin ravisi Hazreti Ömer radıyallahu anh'a. Cenab-ı Faruk-u Azam böyle diyor: Beynema nahnu inde Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem zâte yevmin iz tala'a aleyna raculun şedidu beyazı siyab ve şedidu sevadi şa'ar la yura aleyhi eser sefer ve la ya'rifuhu minna ahadun hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer böyle diyor muhterem Müslümanlar. Bu hadis-i şerifin bende 48 senelik hatırası var dedim geçen dersimde ve kısaca da arz ettim size. O gün bugün Fatiha'yı ezberlediğim gibi bu hadis-i şerif dimağımda yazılı. Mahşerde şefaatini niyaz ediyorum inşallah teala. Muhterem Müslümanlar, Hazreti Ömer diyor ki: "Beynema nahnu inde Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem." Biz bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurunda Nuri seyrediyorlar. Aşkla, zevkle, vecitle Peygamber Efendimiz'den bekliyorlar, bekliyorlar. O arada "İz tala aleyna racülün" bir zat ani çıka geldi. Ne kapı kıcırdısı duyuldu, ne de sağdan geldi, soldan geldi diye cemaat böyle bir şey söyleyemiyor. Güneşin doğuşu gibi "İz tala, iz cae" demiyor muhterem Müslümanlar. "İz tala aleyna racülün" bir zat çıka geldi. Şedidü beyaz siyab ve şedidü sevadi şar, yüzü gayet beyaz, elbisesi gayet beyaz, kaşları, kirpikleri ve saçları da gayet siyah. Güzelliğe bakınız. Muhterem Müslümanlar, isterseniz ve pek yakışmıyor kürsüye ama ben size bir de şaka yapayım isterseniz, yani şu manevi ruhani hava içerisinde sizi bir güldürüyüm, ister misiniz? Bizim Bakmanzade Mevlid Efendi Hoca kürsüden böyle Hasan Hüseyin Efendiler falan bilirler. Dersin içerisinde her ders 8-10 defa böyle şaka yapar, latife yapar, cemaati güldürürdü. Ha bir defa da ben yapayım müsaade ederseniz. Ediyor musunuz? Peki. Hani Cenab-ı Ömer radıyallahu anh'ın böyle Cibril'i tarif ederken yüzü gayet beyaz, saçları, kaşı, kirpikleri de gayet siyah, üzerine de pırıl pırıl bir elbise giymiş, beyazlara bürünmüş. Şimdi güzelliğe bakınız. Anne oğlunu evlendirecekmiş. Şakam da bu Müslümanlar. Gençlere de bir sermaye vermiş olacağım, fikir vermiş olacağım evlenecek gençlere. Evet, anne oğlunu evlendirecekmiş. Oğlum nasıl bir kız istersin diye sormuş oğluna. Hazar, seni istediğin bir kıza ben duyur olacağım, seni evlendireceğim, alacak sensin demiş. Oğlu annesine böyle tarif etmiş, gayet kısa formüle etmiş sanki. Anne demiş, kaşı, kirpiği, saçları siyah olsun, kendisi ne kadar beyaz olursa olsun zarar etmez demiş. Annesi ölçüyü almış, başına örtüyü alıyor, çıkıyor tabii. Buldu mu, bulmadı mı bilemiyorum muhterem Müslümanlar. Cenab-ı Cebrail aleyhisselam, hani ilahi var ya, ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa diye bir ilahi var ya. Ey güzellerden güzel ruhum Muhammed Mustafa. Onun güzelliği yanında güzellikler utanır, çarşafa bürünürdü. Hazreti Ali, Hazreti Ali radıyallahu teala anhu ve erzahu, ondan bahsederken ilk gören heybetle sarsılır, sohbetine oturdu mu hayatımda böylesini görmedim derdi. Resulullah'ı Hazreti Ali böyle tarif ediyor. İlk gördüğünde heybetle sarsılır, titrerdi.
sohbetine oturdu mu, hayatımda böylesini görmedim derdi. Bahtiyarız Müslümanlar. Müslümanlar, bahtiyarız çünkü o peygambere ümmet olmuşuz elhamdülillah. Az evvel işaret ettiğim gibi. Evet, böyle bembeyazlar giymiş, kirpikleri, kaşı, saçları siyah, kendisi beyaz, üzerinde beyaz elbise. La yura aleyhi eseru sefer ve la ya'rifuhu minna ahad. Cenab-ı Ömer diyor ki üzerinde sefer alameti yoktu. Hani seferden gelmiş de saçları dökülmüş, elbisesi tozlanmış, yakası terli falan diye böyle bir şey yoktu. La yura aleyhi eseru sefer ve la ya'rifuhu minna ahad. İçimizden bir tek kişi de o gelen zatı tanımıyorduk. Böyle bir insan. Hatta celese ilen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, ta ki geldi Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretlerinin huzuruna oturdu. Fe esnede rükbeteyhi ila rükbeteyhi ve vada'a kefeyhi ala fakdeyhi ve kale ya Muhammed. İyice yaklaştı, dizlerini Peygamber Efendimizin dizine dayadı ve ellerini uylukları üzerine koydu. Adeta bir üstadın önünde talebenin oturduğu gibi ellerini uyluklar üzerine böyle koydu. Muhterem müminler, Konya'mızın alimlerinden Müsevit Bülbül Hoca Efendi'yi rahmetle anıyorum. Evet, rahmetle anıyorum. Allah'ımız üstadlarımızın kabrini cennet etsin inşallahü teala. Mesabih-i Şerif okutmaya başlamıştı bu kürsüyle. Mesabih-i Şerif, o gün ben de vardım. Burayı, hadisin bu kısmını tarif ederken ve vada'a kefeyhi ala fakhdeyhi, ellerini uylukları üzerine koydu da iki mana var efendiler dedi. Mananın biri, talebe tavrıyla ellerini kendi uylukları dizleri üzerine koydu ve sordu. Bana İslam'dan haber ver ya Muhammed dedi. İslam'ın şartlarını söyle ya Muhammed dedi. İkinci mana, o kadar samimi davrandı ki ellerini Peygamber Efendimizin dizleri üzerine koydu böyle. O kadar yaklaştı ve ellerini, zamir Peygamber Efendimize gidiyor. Ve vada kefeyi, erbabının malumu, ve vada kefeyi ala fakdeyi, Resulullah'ın uylukları yani dizleri üzerine koydu ellerini. Sonra ahbirni anil İslam ya Muhammed, bana İslam'dan haber ver dedi. Muhterem Müslümanlar, İslam'ın ve imanın omurgasını koyuyoruz bir de bu hadis-i şerifle. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri cevap olarak buyurdular ki, sahabe şimdi hayretler içerisinde, Peygamberi Zişan Efendimizle bu kadar samimi olan bu kişi kimdir acaba? Ve bir de üstelik Resulullah'a soru soruyor. Ahbirni anil İslam, İslam'dan haber ver bana. İslam'ın binası, İslam'ın şartları nedir ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem? Peygamber Efendimiz cevap verdiler. El-İslamu en teşhede en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah ve tuqimes salate ve tu'tiyez zekate ve tesume ramazane ve tehuccel beyte in istedate ileyhi sebila. Peygamber Efendimiz İslam'ın şartlarını böylece beyan buyurdular. Ey benden İslam'dan soran kişi, İslam'ın şartı beştir. Biri, eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Her şey bununla başlıyor. İsterseniz buraya bir de devri saadetten latife koyayım muhterem. Ama vaktimiz bitiyor diyeceksin. Ömrümüz bitmesin dua edin. Vakit bitirse bir vakit daha gelir. Ne yapalım? Muhterem müminler, Dihyetül Kelbi diye bir zat. Dihyetül Kelbi diye bir zat. Yaşı aşağı yukarı 60'a varmış. Evet. Hep geçen ömrü ve günleri devri cahiliyede geçmiş, cehaletin muzlim karanlıkları içerisinde geçmiş. Kalbime bir ışık, Hacı Yesade Üstadımın tabiriyle gönlüme bir cıkırtı düştü diyor. İçim oynuyor diyor.
İslam'ı kabul etmeliyim artık diye karar verdim diyor. Dihyetül Kelbi. İslam'ı kabul etmeliyim artık diye karar verdim diyor. Ve Mescid-i Saadet'te Allah'ın Resulü sahabeleriyle beraber oturur iken kapıdan içeriye girdim diyor. Sahabe döndüler, baktılar, beni gördüler diyor. Soğuk davrandılar diyor. Ashab-ı kiram soğuk davrandılar diyor. Sayısız kız evladımı elimle topraklara gömen insandım diyor. Ya. Sayısız kız evladımı elimle topraklara gömen bir babaydım diyor. Herhalde bazı aşırı hareketlerimi de biliyorlardı ki sahabe bana karşı soğuk davrandı diyor. Ya Muhammed. Muhterem Müslümanlar, Dihyetül Kelbi kızını, 6-7 yaşlarında kızını toprağa gömermiş, kocaya vermekten haya duyduğu için, duyuyor musunuz? Kocaya vermekten güya utandığı için Dihyetül Kelbi o masum yavruyu, yavruları, sayısız kızlarını toprağa gömdüydüm elimle diyor. Devri cahiliye adeti. Kapı Camii'nin çok muhterem cemaati, Allah'ınızın aşkına soruyorum size. Cahiliye devrinin dihyesi, kızlarını kocaya vermekten utandığı için diri diri toprağa gömermiş ki Peygamber Efendimiz kafirlerin çocukları akıl bali ve mükellef yaşa gelmeden evvel ölürlerse onlar cennette bir dağ üzerindedir. Hazreti Halilurrahman'la Cenab-ı Sare validemiz onlara kefil, mürebbidir, mürebbiyedir. Hatta yeruddehum ila abahim yevmel kıyame, kıyamet gününde anne babalarına teslim edinceye kadar onlar cennette bir dağ üzerindedir diyor. Niçin? Mükellef olmadıkları için kafir ve kafire değildirler. Çocuklukla ölen müşrik ve kafir çocukları cennete girerler. Atfalül müşrikin huddemü ehlil cennet. 50 sene, 55 sene evvel hocam Hacı İsa Efendi Hazretlerinden ders esnasında ezberlediğim bir hadis-i şeriftir bu. Müşriklerin ve kafirlerin çocukları cennet ehlinin hadimleri olacaklar diyor. Cennet amelleri olmadığı için mertebe bakımından düğündür tabii. Ehli cennete hizmet edecekler diyor. Su dağıtacaklar, Havz-ı Kevser'den, Enhar-ı Cennet'ten, bal ırmaklarından şerbetler sunacaklar. Ama cennete girecekler. Müslümanlar, ama sağlam durun, sual soracağım size. Devri cahiliyede baba kızını böyle toprağa gömermiş, cinayet işliyor tabii. Evladının kendi eliyle hayatına hatime çekiyor. 20. asır muhterem Müslümanlar, baba kızına İslam nedir, iman nedir, haya nedir, iffet nedir, namus nedir? Baliga olmuş, hatta çoluk çocuk sahibi olmuş, ömründe bir defa evde İslam kelimesi geçmemiş. Ya. Sene 62, 61, 62'de 2 sene İzmir'e Diyanet'ten vazifeli olarak gittim muhterem Müslümanlar. Ramazan'da birer ay vaaz ettim. Kirizman diye bir mevki var İzmir'in. Orada bir pazar. Dersten evvel şöyle bir çay içildi. Bir delikanlı, 18 yaşlarında falan bir delikanlı, baktım sohbet esnasında ağlıyor. Evladım niye ağlıyorsun dedim. Hocam dedi, 18 yaşındayım. Vallahi bizim evde 18 senedir benim yanımda daha İslam kelimesi konuşulmadı dedi. Avukat Ömer Bey, oğlu İlhan, aynı okula, mektebe gidiyorlar.
İlhan kardeşim beni sohbetinize, vaazlarınıza getirdi. Dinimin İslam, ben de Müslüman olduğumu derslerinizden, vaazlarınızdan öğrendim hocam dedi. Onun için şu sohbette gönlüm coştu da ağladım. Beni hoş tutun diye böyle konuştu. Tebliğde bunları konuşmaya mecburum ve sesleniyorum. Milletin ve memleketin nesline sahip çıkınız. Bu yavrulara ahlak veriniz, şahsiyet veriniz, karakter veriniz. Bu yavrulara eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demeyi belletiniz, öğretiniz, talim ediniz, telkin ediniz. Muhterem Müslümanlar, ben 47, 48, 49'da askerlik yaptım. Bölük komutanımız beni icazetli hoca olarak bildiği, tanıdığı için Tahir, talimgahta istirahat verilince Tahir hadi bakalım asker arkadaşlarına bazı dini şeyleri öğret derdi muhterem Müslümanlar. Evet askeriz. Arkadaş sen askersin, evet. Evli misin? Evet. İki çocuk babası. Oku bakayım. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Vallahi dili bile dönmüyor. Ya Müslümanlar, askere gelmiş, evlenmiş, iki çocuk babası, şehadet biraz daha uzunca. Hadi bakayım la ilahe illallah de diyorum, dili bile dönmüyor. Bir bölükte kaç kişi varsa, farz edelim 37 kişilik bir bölük, hemen hemen 20'si 25'i la ilahe illallah eşhedü en la ilahe illallah bilmiyor muhterem müminler. Bu memleket iman ve aşkın beşiği Türkiye'miz cennet vatan olarak görmeye devam edeceğiz inşallahü teala. Dikkat ederseniz duam bu. Türkiye'yi cennet vatan olarak görmeye devam edeceğiz. Cennet vatan. Muhterem müminler, alemlerin yüce Rabbi elimizden tutsun, alnımızdan öpsün, bize beklediğimiz güzel günleri Habibi Edibi ve Kitab-ı Kerim'i hürmetine ankarayıp göstersin inşallahü teala. Ben Peygamber Efendimiz'in huzuruna tekrar döndüm. Ezanımızda okunuyor muhterem Müslümanlar. O güzel zat, güzel yüzlü zat, beyaz elbiseli zat, gönüllerin maşuku ve mahbubu denecek kadar ay parçası insan, yine Resulullah'a sordu dedim ya, ya Resulullah, ya Muhammed, İslam'dan haber de ver diye. Peygamber Efendimiz ilk şart olarak buyurdular ki eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diye işe başlarsın. Sonra ve tuqimus salate, namazını kılmaklığın buyurdular. Namazını kılmaklığın. Otuz daireli bir ev, bazen büyük şehirlerde muhterem Müslümanlar, büyük şehirlerde 30 daireli bir ev sabah namazında lamba yanmıyor pencerelerden. 30 daireli bir ev. Karşıda mescit var. O muhitin, mahallenin aşağı yukarı, hani bizim şimdiki Cumhuriyet Mahallesi Konya nüfusuna yakın nüfusu var diyor ya arkadaşımızın biri. O mahalle sadece yüksek apartmanlar diyarı olduğu için 100 bin, 300 bin insanı bağrında barındırıyor. Mahalle imamı 3 kişiyle namaz kılıyor sabah namazında. Çok garip değil mi muhterem Müslümanlar? Çok garip değil mi? Ve ben öyleyse şöyle diyorum. Ya Rabbi bu memleket evladını gaflet uykusundan uyandır Allah'ım. Ya istediğimiz bu. Hep saadet diliyoruz. Hep saadet diliyoruz. Hep saadet diliyoruz. Evet, Müslüman namaz kılar. Çünkü İslam'ın şartıdır, farzdır. Namaz bahsi ayrıca konuşulacak. Sadece şu kadarını söyleyeyim. Es-salatu imadü'd-din. فَمَنْ اَقَامَ الصَّلَاةَ فَقَدْ اَقَامَ الدِّينَ وَمَنْ تَرَكَ الصَّلَاةَ فَقَدْ هَدَمَ الدِّينَ. Namaz dinin direğidir diyor Fahri Kainat. Müslümanlar siz askerlik yaptınız değil mi?
Askerlikte bu mahruti çadırlar var. Mahruti çadırlar var. Onun ortasında bir direği var. O çadırın çadır olması için ortasındaki direk lazım. Direği çektiğiniz zaman yere yayışır. O kadar. Bir ferde dahi çadır olması mümkün değil. İstifade edilmez. La teşbih, İslam dininin orta direği namazdır. Namazdır, namazdır. Gençler, memleketin delikanlı evlatları, gelen bütün üniversite çocuklarına, hangi teşkilata mensup olurlarsa olsunlar, kendilerine göre teşkilatları var tabi, soruyorum, çocuklar namaz kılıyor musunuz? Evvelki gün kapıma bir delikanlı geldi, ailevi bir meselesi var, soruyor, ikinci defa evlenmek istiyor, nasibin tıkanık, nasibin kapalı demişler, yavrucağız boynu bükük tabi. Kendisine sordum, evladım namazını kılıyor musun? Kılmıyorum canım. Yavrucağızım, namazı kılmayan kişinin nasibi tıkanık olur, yolu kapalı olur, köprüsü yıkık olur, vicdanı simsiyah olur, beyin perdeleri küf tutar, ruhu ölür, Allah'la rabıtaları kopar, Peygamber Efendimiz'den de uzaklaşır, benlik ve insanlığından da çok şey zarar eder ve kaybeder. Evvela namazına başlayacaksın, şakır şakır abdestini alacaksın, sonra seherlerde kalkıp ellerini arşın sahibine böyle, Resulullah bazı mühim zamanlarda mesabi hadisi, koltuk altları görünecek kadar kaldırırlardı diyor. Elini kolunu kaldıracaksın. Ya Rabbi benim nasibimi aç Allah'ım. Bana lütfet, zorumu kolaylaştır diyeceksin. Cenab-ı Hakk'ın imdadı göz açıp yumuncaya kadar yetişecek inşallah. Muhterem Müslümanlar, onun için yavrularınıza Peygamber Efendimiz buyuruyorlar. Muru evladekum ve hum ebna'u seb'a sinin. وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرَ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. Peygamber Efendimiz buyuruyorlar, 7 yaşında yavrularınıza namazı emretmeye başlayın buyuruyorlar. Konyalılar, duyuyor musunuz? Yani ilk okula giderken yavrucağız namaz kılmaya alışacak. Babasıyla beraber erkek evlat camiye gidecek, kız evlat başını örtecek, uzun eteklik giyecek, ayağına çorap giyecek, ondan sonra böyle mis gibi başörtüsüyle annesinin yanında yatıp kalkacak. Evvela böyle. Fatiha'yı öğreteceksin, İhlas-ı İnna-Vatayna'yı öğreteceksin, namazı kılmanın usulünü öğreteceksin, böyle yatıp kalkacak. Sonra bir sene sonra, 6 ay sonra güzel güzel kendisi kılmaya başlayacak. Artık vakitlerin rekatlarını kendisi öğrenmiş olacak. Hadi oğlum namazını kıl, hadi kızım namazını kıl dedin mi ertesi sene? Hemen gidiyorum kılıyorum diyecek, adresini kendi alıp öğle namazını gayet güzel kendisi rahatlıkla kılacak. 10 yaşına girdi mi? Ezanımız okundu. 10 yaşına girdi mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor, namazlarını kılmazlarsa kulaklarını çekiniz, boyun köklerine de şöyle biraz dokununuz buyuruyorlar Allah'ın Resulü. Ya Haydar da öyle. Kılmazsa tokat var. Evet, muhterem müminler. Evet, 10 yaşına vardı mı? Kızlar 12 yaşında, kızlar 12 yaşında, erkek çocukları 15 yaşında bali ve baliga olacakları için farz olma günü geliyor. Peygamber Efendimiz, boyunlarına dokunun, kulaklarını çekin, namazlarını kıldırın ve kızla erkeğin artık yataklarını, odalarını ayırın. Neye mi? Yavaş yavaş fitne kalplerine girmeye başlayabilir. Yaş ilerliyor çünkü. Ve ferriku beynehum fil mevlaci. Ya yataklarını ayrı ayrı yerlere serin. Fitne, Allah korusun, kötülük eve sokulabilir diyor. Şimdi evet, ezanımız okunduğu için fazla uzatmayayım. Cemaatimi fazla geciktirmeye de hakkım yok, öyle biliyorum. Muhterem müminler, Peygamber Efendimiz'i mübarek mihrabında, dizi üzerinde, önümde Cibril'le beraber bu derste bırakıyorum. Gelecek cuma işe yine Cenab-ı Cebrail'le İslam peygamberinden başlayacağız inşallahü teala. Muhterem müminler, memleketin aziz evlatları, demek ki kelime-i şehadet okuyan her Müslüman ve mümin için namaz farzdır.
farzdan evvel farzdır, farzdan sonra farzdır, farzın içerisinde yine farzdır, dinin direğidir. Kim namazını ikame ederse dinini dikmiş olur, mamur etmiş olur. وَمَنْ تَرَكَهَا فَقَدْ هَدَمَتْ دِينَ Kim namazını terk ederse dinini yıkmış olur diyor Resulü Zişan Efendimiz. Cenab-ı Hak neslimizden namaz kılanlar getirsin diye duacıyız. Sallu ala Resulina Muhammed. Buyurun aşk ile kelime-i şehadet. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve rasulü kelime-i tayyibe-i münciye-i mübarekesiyle Mevla cümlemize sene kapamalar nasibi mukadder eyle. Hakkı hak bilip hakka ıtıbak, batılı batıl bilip batıldan içtinab eyleyen zümreyi salihine Mevla cümlemizi ilhak eyleye. Şeriatı garra-i ahmediye-i muhammediye temessük ve ittibalarımızı yevmen fevma müzdad eyleye. Cümlemize ve bütün mümin kardeşlerimize cennet, nimet ve aksal gayemiz olan cemali ilahiyesiyle iltifat ve ikram eyleye. Sübhane rabbike rabbil izzete amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.